Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine göre ikinci el araç satışlarında yetki belgesi şartı getirildi. Bakanlığı ise sıkı takip aldı. İkinci el araç satışları tek tek incelenecek. Araç piyasasında yeni dönem başladı. Gerçek veya tüzel kişi tacirlerle esnaf ve sanatkarların motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerini, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları kapsayan yönetmelik, Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Devlet gerekeni yaptı. Yetki belgesi olmayanlar bu işi yapamayacak mesleğimize değer verirdi. Bu şekilde olursa daha düzenli, daha kurumsal bir e, satışlar olacak. E, hakikaten iyi oldu. Bizim için iyi oldu. Vatandaş için de iyi oldu. Buna göre resmi gazetede yayınlanan yönetmelik, bilgi sistemi ve ödeme sisteminin kurulması, işletilmesi ve ikinci el motorlu kara taşıtı satışında ödeme sisteminin gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılması ile ekspertiz raporlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları, motorlu kara taşıtı ihale ilan ve ön değerlendirmesine ilişkin ilke kural ve yükümlülükleri, Toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları ve bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsıyor. Herkes bakkalı, berberi, manavı herkes araba alıp satabiliyordu. İnşallah o dönüne geçirirdi. Şu anda her şey yetki belgesi sayesinde denetim altında olacak. Daha kurumsal, daha güzel satışlarımız olacak. Bence iyi oldu yani. Şu anda bana göre tam alım zamanı. Şu anda ikinci yer hakikaten mantıklı.